sevgili milletler. Geçer güzelim, bu günler geçer. Sökülüp atılır biten biterler. Koparır hak bir gün zincirlerini. Belli Bayka. Haydi hadi. Sevgili arkadaşlar, değerli yurttaşlar, değerli siyasi parti başkanları, temsilcileri, Türkiye'mizin aydın, cesur, kararlı, demokrat, özgür ruhlu, güzel insanları, hepinize Sanatçılar Birleşimi adına kucak dolusu candan bir merhaba. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Değerli arkadaşlar, bu salonda, bu dayanışma yumağının içinde yalnız bizler yokuz. Tabii ki yurdun her yerinden bizi izleyen sevgili demokrat cumhuriyetçi dostlarımız, halkımız var. Onun da ötesinde cumhuriyet için seve seve canını vermiş, gövdesini yobazlara siper etmiş Teğmen Mustafa Fehmi Kubilay aramızda. Deniz Geçmişler, Yusuf Aslanlar, Hüseyin İnanlar aramızda. Kahramanmaraş katliamında yaşamını kaybetmiş canlar aramızda. Muammer Aksoylar, Uğur Mumcular, Bahri Yüçoklar, Kur'an Dursunlar, Çetin Emekçiler, Ahmet Kader Kışlalılar, Necip Abidoğulları. Hepsi aramızda, gördüğünüzde burada salonda. Sivas'ta alçakça katledilen Metin Altıoklar, Asır Bezirciler, Hasret Gül'dekiler, Muhis Akarsular aramızda. Ve tabii İlhan Selçuklar, Türkan Saylanlar. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve sevgili Atol da dediği gibi anıları bize ışık tutacak daima. Ve bizler için nöbet tutan, demokrasi nöbeti tutan Silivri'deki sevgili can kardeşlerimiz Mustafa Balbaylar, Tuncay Özkanlar, Mehmet Haleranlar, Doğu Derinçlikler, Hikmet Çiçekler, her birine yürekten selam yolluyoruz. Soner Yalçınlar. Ve arkadaşlar, yalnız Ergenekon davası değil, hukuksuz delillerle maalesef hapislerde tüm zamanlarını bizim adımıza geçiren sevgili subaylarımız, komutanlarımız, onlara da iyi selam olsun. Arkadaşlar, bayrak ve Ergenekon fark etmez. Halkımızın insanlarına reva görülen bu hukuksuzlukları reddediyoruz. Arkadaşlar, maalesef vicdansızlıklarla, hukuksuzluklarla mücadele eden ülkemizin bu içler acısı halini Orta Doğu'ya rol model ülke diye sunmak isteyen Amerika ve Avrupa'nın emperyalist ülkelerini kınıyoruz ve reddediyoruz. Türkiye onların istediği gibi üçüncü sınıf bir sahte demokrasi ülkesi olmayacaktır onların adına. Bunu bilsinler. Türkiye'nin onurlu ve kararlı sanatçıları, halkı, aydınları olarak yıllardır bir mücadele veriyoruz. Her defasında üzerimize çökertilmek istenen hukuksuz uygulamaları reddettik. Atatürk Kültür Merkezi'ni imha etme planlarını durdurduk arkadaşlar. Ama maalesef ana muhalefet partisi, diğer muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu açık konuşalım, iyi oturtamadığımızdan, bu salondaki havayı yansıtamadığımızdan siyasete, mesela Taksim kanalına maalesef geçim verdik.
Arkadaşlar, bu kentsel dönüşümde mesela Taksim'de yaşanan maalesef bir talan projesidir. Ve Taksim talanına neden geçit verdiğimizi iyice düşünüp analiz edersek, bundan sonra başka hataları engelleyecek dayanışmayı bu salonlardan çıkarırız. Bu ülkede huzur içinde herkesle her kesimle bir arada biz yaşamak istiyoruz. Kimseyle derdimiz yok. Bu ülkede hiç kimsenin dinle veya camilerle de hiçbir sorunu yok. Ama bir iktidar kalkıp zaten çevresi camilerle çevrili mahallelere halkın arzusuna rağmen zorla yeni camiler yapmayı dayatmaya kalkarsa meydanlara, parklara, eğlence kültür mahallelerine, Beyoğlu'na bu tip zoraki dayatmalar aşılamaya kalkarsa o zaman orada bir iyi niyetten söz edilemez arkadaşlar. Bu bir huzur kaçırmadır. Bakın, buradan iktidara sesleniyorum. Taksim'de o kadar boş bölge yaratabiliyorsanız buyurun ilk defa bir Çağdaş Sanat Müzesi yapan bir iktidar olun. Buyurun oraya Çağdaş Sanat Müzesi yapın. Yok, ülkede bir tane yok. Allah'a şükür 100 bin camimiz var. Bir tane modern sanat müzemiz yok. Veya daha da güzel bir öneri yapabilirim size. Buyurun oraya bir devrim ve demokrasi şehitleri müzesi yapın. Arkadaşlar, bildiğimiz şeyleri dinlerimize daha fazla anlatmamıza gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Ama önümüzde iki seçenek var. Ya maalesef son 20-30 yılda her zaman yaptığımız gibi ya birbirimizi yiyip sen Kemalistsin, ben sosyalistim, sen sosyal demokratsın, ben Atatürkçüyüm, sen Marksistsin, ben Troçkistim diye ayrımları körükleyeceğiz. Ya bu hataya devam edeceğiz ya da üzerimizi çökertmek istenen kara çarşafa izin vermeyerek yumruk gibi bir araya geleceğiz. Ve burada ana muhalefete büyük iş düşüyor arkadaşlar. Lütfen artık engin ufukları bize ait olmayan sularda beyhude çabalarla aramayın. Kendi sularımızda şu boş insanlarla tek yumruk olmanızı sağlayın. Bunu rica ediyoruz ana muhalefette. Artık sivil toplum ve diğer muhalif partilerin de bu matematik tablonun farkına varıp hayali senaryolarla zaman kaybetmemelerini diliyoruz arkadaşlar. Artık bütün muhalefet, ana muhalefetle el ele vererek karanlığı sandıkta yenecek. Bunun zamanı geldi. Arkadaşlar, birinci yoldan gidersek yine bölünürsek, yine paramparça olursak, yine sen benle geçmiş kavgasına girersek, o zaman yine birbirimize rakip adaylar çıkarırsak her alanda ne olacak? O zaman seçim sonuçlarından sonra televizyonda göz göz oturup belki ağlayıp halimize bakıp hay Allah 5 yıl daha mı izleyeceğiz, 4 yıl daha mı izleyeceğiz diye o zaman bize bir bu karanlık tablo kalacak. Halbuki el ele verirsek o zaman yalnız şikayet etmek, yakınmak değil, sonuca ulaşan biz olacağız. İktidar biz olacağız. Bu farkı görmemiz lazım arkadaşlar. Artık o birinci bölünme yolunu bırakacağız. Çünkü o bölünme yolundan giderseniz seçim sonuçlarından şikayet etme hakkınız yok. Bunu bilin. Biz tam tersine birleşip dallardan bir ağaç gövdesi oluşturacağız. Beraber orman
oluşturacağız. Sen olacağız ve karanlığı yeneceğiz. Bu kararlılık bu salonda tüm temelleriyle var ve yeterli. Bunu hepimiz biliyoruz. Değerli arkadaşlar, daha fazla vaktinizi alacağım. El ele verdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Lütfen artık eski hastalıklarımızı terk edelim. Ana muhalefet, diğer muhalif partiler, sol partiler, sivil toplum, yargı, barolar, yargı derken barolar, hepimiz kenetlenelim. Buna ister mantık evliliği, ister aşk veya tutku değil, bu size kalmış. Ama mantık evliliği bile olsa bu dönemde bunu yapmaya mecburuz. Tarih bizi gözetliyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu dayanışmayı başka salonlarda, başka mitinglerde büyüterek, çoğalarak tekrar yapacağız. 27 Aralık'ta tekrar Silivri'de olacağız. Bugünden herkes bilsin, şimdiden erkek çantasını hatırlasın, isterse hiç orada uyusun. 27 Aralık'ta tekrar Silivri'de olacağız ve bu seriyi coşkuyla büyüterek iktidara taşıyacağız. Hepinize sevgiyle saygılar. Sağ olun.